acımız ve üzüntümüz büyük. Önce sabaha karşı 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssü olan 7,7 şiddetinde bir depremle Türkiye uyandı. Bu 9 saat içerisinde tabii artçılar devam etti ve en son yine Kahramanmaraş Elbistan merkezli bu sefer de 7.6 şiddetinde bir deprem ve altın üzerinde artçılar devam ediyor. Öncelikle başta Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, işte Kilis, Adana, Hatay, efendim o bölgedeki 10 vilayetimiz başta olmak üzere bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, tüm milletimize, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı, 2000'in üzerinde yıkılan bina var. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Duamız bu ölü sayısının, hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısının artmaması, ama tabii şu anda sayıyla ilgili net bir şey söylemek mümkün değil. Bir takım tahminler yürütülüyor çöken bina sayısına göre, ama bunları dillendirmenin doğru olmadığını düşünüyorum. Biz de tabii ilk depremden itibaren arkadaşlarımızı süratli bir şekilde bölgeye yönlendirdik. Akın Ocakları vakfımız bünyesinde ki Genel Başkanı burada Samet Bey, Alpkurt arama kurtarma ekiplerimiz, AFAD'dan agredite olmuş ekipler, yaklaşık 20 tim, her timde 18-24 arası arama kurtarma personeli var. Bunlar bölgeye hareket ettiler. Önemli bir kısmı Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Hatay ve diğer il ve ilçelerimizde arama kurtarma çalışmalarına başladılar. Hatta buraya gelirken de Maraş'ta oradaki yine Akın Ocakları Genel Başkanımız Kemal Demet Çiçek, ki kendisi aynı zamanda bir üniversite öğretim üyesidir, onunla konuştum. Maraş'ta bir enkazın altında bir kız çocuğumuzu kurtarmak üzerelerdi, çıkarmak üzerelerdi. Tabii diğer sivil toplum kuruluşlarımız, tabii en başta Cumhurbaşkanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, efendim diğer bakanlıklarımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Enerji Bakanlığımız, efendim Aile Bakanlığımız, yani bütün bakanlıklarımız, bütün kurumlarımız, Diyanet İşleri Başkanlığımız, herkes sahada, insanüstü bir çaba sarf ediliyor, çaba gösteriliyor. Tabii bunun yanı sıra bir taraftan arama kurtarma ekipleri can siparişine çalışırken, diğer taraftan da tabii ki gıdadan barınmaya, enerjiye pek çok konuda da büyük bir çaba ve büyük bir gayret var. Türkiye seferber olmuş durumda. Ben oradaki bütün bu çalışmalara katılan bütün ekiplerimize de yine şahsım, camiam ve milletimiz adına da şükranlarımı sunuyorum. Burayı, AFAD'ı ziyaretimiz hem Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızla ilgili bakanlarımız burada toplantının bir bölümüne ben de iştirak ettim. Onlar da bütün yetkili kurullardan temsilciler var. Kiminin başkanı var, işte AFAD başkanımız var, kimi bakan yardımcısı, kimi efendim işte diğer görevli arkadaşlarımız da kurul toplantısına devam ediyor. Tabii bu depremdeki bütün yaralar sarılana kadar bu devam edecek. Biz de sahadan hem aldığımız bilgileri kendileriyle paylaştık, hem de kendilerinde dinlemiş olduk. Sahayla ilgili de yeni bilgiler edinmiş olduk. Bunları da arkadaşlarımızla birlikte istişare edeceğiz. Ve burada çalışmalarımızı da o yönde yoğunlaştıracağız. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak parti genel merkezimizde genel sistemimiz teşkilat
Başkanlığımızın başkanlığında bir deprem koordinasyonu ve yardımlaşma merkezi oluşturduk. Ayrıca 10 ilde de bu merkezleri oluşturduk. İlçelerde de oluşturması noktasında arkadaşlarımıza tavsiyede bulunduk. Onlarla sürekli iletişim halindeyiz. Onlardan gelen talepleri de süratle kendi çözebildiklerimizi kendimiz çözüyoruz ve çözeceğiz. Kendi çözemediklerimizi de buraya ya da ilgili kurumlara aktararak hızlı bir şekilde çözülmesi noktasında da bu sürece, bu yaraların sarılması ve arama kurtarmanın bu sürece de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Tabii Türkiye genelinde de bir kampanya başlattık. Bu kampanyamızda da hem vatandaşlarımız hem de partilerimiz başta olmak üzere aynı ve nakdi yardım konuları, aynı zamanda kan bağışını zaten sabahki açıklamamızda da dile getirmiştik. Bunları da inşallah bu konuda da arkadaşlarımız, teşkilatlarımız büyük bir gayret içinde, zaten milletimiz de seferber olmuş vaziyette. İnşallah tabii gün birlik günü, gün beraberlik günü, bütün geçmişte yaşadığımız olumsuzlukları, bu tür afetleri nasıl bir ve beraber dayanışma içinde aştıysak, bundan sonra da yine iktidarıyla, muhalefetiyle, siyasi partisi, sivil toplum örgütleri, tüm vatandaşlarımızla, bu milletin her bir ferdiyle dayanışma içinde olarak birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız inşallah. Tabii bütün kurumlar burada elinden gelen gayreti gösteriyor. Tabii biraz erken olacak ama şimdi aklıma geldi, bunu da söyleyeyim. Biliyorsunuz hazineden siyasi partilere bu sene 4,5 milyar yardım yapılıyor. Eski parayla 4,5 katrilyon. 1,5 milyarı şeylerine yattı. Ama geride 3 milyarlık bir hazine seçim yardımı var. Benim onlara tavsiyem ve önerim bu yardımı da deprem bölgelerine bağışlamaları yönünde olacaktır diyorum. Hem başta Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanı Yardımcımız, ilgili bakanlarımız, AFAD Başkanımız, Kızılay Başkanımız olmak üzere bölgede can siperlerine çalışan bütün kuruluşlara, ben STK'lara da tabii ki buradan tekrar şükranlarımı sunuyorum. Tekrar ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden, daha kötüsünden hem ülkemizi hem milletimizi muhafaza etsin inşallah diyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Hayırlı çalışmalar diliyorum. Sağ olun.